Samsunlu Volkan Altun 13 yıl önce adam yaralama iddiasıyla girdiği cezaevinde yaşadığı değişimle hem ailesine hem de yakın çevresine işte azim bu dedirtti. 16 yıldır evli olduğu Esra Altun eşinin cezaevinde bambaşka bir insana dönüştüğünü söyledi. Cezaevine girdiğinde açıkçası yazıları böyle okunmazdı, kesik kesik yazardı. Biraz karman çorman o, zorlanırdım epeyce. İşte sonra bir gün işte açık öğretime yazılalım dedim beraber. Sonra ben askıya aldım ama o ciddiye aldı, devam etti. İlkokul, ortaokul, lise hep orada bitti. Sonra ben üniversitede okuyacağım dedi. Üniversiteyi de bitirdi. 4 yıllık işletme mezunu. Onun dışında hani daha dün mektubunda kesit kesit parça parça yazan harflerin yarısı yoktu mesela. Şimdi su gibi İngilizce konuşuyor. Yani çocuk psikolojisi okudu aynı zamanda. Mutluluk duydum açıkçası ama büyük bir değişim yaşadı. Çünkü ben cezaevi durumları ve ortamların içindeyim. Çok hani kendimi uzak tutmaya çalışsam da dış ortamından, oranın insanlarından gözlemliyorum. Cezaevine girip bozulan da biliyorum. Kendini bozan, işte ruh halini, bedensel, ruhsal çıktığını da biliyorum, duyuyorum. Eşimin bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Kötü alışkanlıkları mesela yoktu. Kötü alışkanlıkları olanları da kendi yanında bir şekilde düzelttiğini biliyorum. Orayı bir cezaevi olarak değil de bir eğitimhane olarak görüyor benim eşim ve ilk girdiği itibariyle öyle düşünüyordu. Bu sonradan gelişmedi eğitimhane. Sonra üniversiteyi de bitirmesi tabii güzel bir başlangıç oldu. Kitabını yazdı, kendi kitabını yazdı eşim. Daha yayınlanmadı, bitme aşamasında. Oyun çıkardı, bir tiyatro oyunu yazdı. Şiirleri var. Ben onları artık derleyip toparlayıp bir hale sokacağım. Çünkü o kendi kitabıyla ilgileniyor. 36 yaşındaki eşinin hikayesinin diğer mahkumlara da örnek olmasını istediğini ifade eden Altun, eşinin değişimini eskiden mektup dahi yazamıyordu. Şimdi bir tiyatro oyunu yazdı. Biz de annesiyle beraber o oyunu sahneledik. Eşimle gurur duyuyorum cümlesiyle ifade etti. Önceki eş durumum alışılagelmiş bir düzleşmeye uğrarken ben yeniden canlandım ve yeniden ona tutundum. Bu bana da iyi geldi, ona da iyi geldi. Çünkü çoğu insanla da mücadele ettim. Volkan çünkü dışarıdan bakıldığında hani cezaevi yatan biri olarak düşünüldüğünde ben bunu tam 9 yıl önce herkese anlatırken Volkan oradan farklı biri olarak çıkacak demiştim. Demek ki bana bahşedildi, bilmiyorum. Çünkü o zaman okul muhabbeti, şusu busu hiçbir şeysi yoktu. Düşündüğüm gibi de oldu, yanıltmadı beni yani. Oğlu Volkan Altun'un cezaevinde yazdığı Bu Kafa 1 Lira isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yapan anne Altun ise o yazmaya devam ettikçe biz de sahneleyeceğiz dedi. Oğlumdan dolayı çok mutluyum. Yani işte oğlumla birlikte bu yola çıkmamızda ben yanına gittim. 10 dakikalık bir ziyaretti. Oğlum dedim, ben şunu istiyorum senden dedim. Bize bir oyun yaz, bir hikaye yaz, işte isimlendirme, işte çok kısa cümlelerle, kısa kelimelerle, yani işte bir kelimeyle ifade et. O da 3 gün içinde bu oyunu yazdı, işte salı günü görüşmüştüm, pazar günü verdi bize. Ama gece rüyasında görmüş, işte bir şiir şeklinde yazmış, bana gösteriyormuş, ertesi gün ben gidiyorum yanına. Tabii ki oğlumdan çok gurur duyuyorum. Yani çok büyük bir başarı. Ben bile ona çok imreniyorum. O kadar kelimeleri, o kadar sözleri nasıl bir araya toplayıp yazdığında ben bile hayranlık duyuyorum oğlumdan. Bu Kafa 1 Lira'nın oyuncularından 19 yaşındaki Batuhan Dinç ise 2 yıldır amatör olarak tiyatro oynuyorum. Bu oyunda da deli rolündeyim. Emel Hoca rolü teklif ettiğinde çok sevindim sözlerini kaydetti. Cezaevinde hayatını boş olarak geçirmemiş. Yani nasıl diyeyim? Sürekli kitap okuyup mesela üniversiteyi de oradan bitirmiş. Cezaevinde bitirmiş. Ben dışarıdayım. Hala lise okuyorum. Yani takdir ediyorum açıkçası. Çok güzel bir şey. Yani Emel hocamızın da dediği gibi kelimeleri ard arda yazıp
oyun çıkarıp mizansenlerini vermek çok zor. Oyuncuların selamının ardından cezaevindeki oyun yazarı Volkan Altun'un teşekkürü salondakilere sesli mesaj olarak dinletildi. Sizler izleyip elbiseyi giydirdiğiniz, alkışlarınızda süslediğiniz için bu düşünceyi bir gözyaşıma sunumunda teşekkür ederim. Ayrıca emanet bir bilekte yazmama, yokluğumda var olmama sebep olan hayatımın yönetmeni annem Emel Altun'a, hayat hikayemin kahramanı eşime sağ olsun'a, başım secdede, yüreğim kıyamda teşekkür ederim sonsuz kere. Doğru sözlü düşüncenin alkışa ihtiyacı olduğu gibi, desteklenmeye daha fazla ihtiyacı olduğunun unutulmaması dileğiyle, lütfen kalplerimize duymaya çalışalım. Zengin bir adamın para hırsı ve parayla ölümsüzlüğü satın alabileceği düşünmesiyle gelişen olayları anlatan dram komedi türündeki Bu Kafa 1 Lira oyunu 17 kişilik ekip tarafından 7 ay çalışılarak hazırlandı. Ah bir zengin olsam sana neler 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 alırdım. Oğlum biz de düşünmeksizin para harcar mıyız? İstediğimiz her şeye sahip olabiliriz. İçin doğru söylüyor ama o kadar çok dua ettin ki sana bir şans vermeye karar verdik. Biliyordum. Dualarımın kabul olacağını biliyordum. Şükürler olsun. Duydunuz sesimi.